Hadi bugünkü kahvaltımızı birlikte hazırlayalım. Bir tane yumurtayı kaseye kırdım. Pankek yapıyorum. Çok lezzetli ve çok besleyici bir pankek olacak. Böyle kış baharatlarını kullanacağımız bir şey olacak. Yoğurdunu ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı yoğurt yeterli olur. Vanilya özütü ekliyorum ve çırpıyoruz. Çırp 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 çırp. Üzerine kenevir tohumu ekliyorum. Bir yemek kaşığı. Pankekimizin protein içeriğini artıracak. Hem lifi artıracak. Çok güzel bir omega 3 kaynağı. Böyle besleyiciliğini artırmış oluyoruz. Superfood diye geçiyor bunlar. Bir yemek kaşığı kadar da öğütülmüş keten tohumu ekliyorum. Keten tohumunuzun öğütülmüş olması omega 3'ünden maksimum düzeyde faydalanmanızı sağlar. Aklınızda bulunsun. Ve yulaf unu. Bu pankekimiz glutensiz beslenenler için de özel bir pankek olsun. 2 yemek kaşığı kadar ekledim. Çırpmaya devam ediyorum. Güzel bir kıvam aldı. Artık içine baharatlarını ekleyebiliriz. Mix spice. Çok güzel kokuyor. Bunun içinde birazcık portakal kabuğu rendesi de var. Allspice. Düşürüyordum. Tarçını biraz fazla sevdiğim için ekstra tarçın da ekleyeceğim bunlara. Bayağı baharatlı, böyle harika kokan bir pankek olacak bence. Biraz da kabartma tozu ekliyoruz. Karıştırmaya devam edelim. Baktığınız kıvamı gözünüze koyu geldi. Biraz süt ekleyebilirsiniz. Bitkisel süt de olur veya yoğurt ilavesi yapabilirsiniz. Kullandığınız yoğurdun kıvamına bağlı aslında bu noktada. Fazla katı bir yoğurttu. Onun için bitkisel süt eklesem iyi olacak gibi. Bir dakika, geliyorum. Geldim. Bir yemek kaşığı kadar ekledim ilk aşamada. O bile yeterli oldu yani. Pankekin kıvamı şu anda daha güzel. Hemen şöyle göstereyim size. İçine biraz da bitter çikolata eklesek mi? Ekleyelim. Fazladan çikolatanın kimseye zararı olmaz değil mi? Şöyle şu kadar. 10 gram kadar. Artık pişirmeye hazırız. Hafifçe yağlıyoruz. Pişirmeye başlıyoruz. Biraz şekersiz fıstık ezmesi ekliyorum. Bal. Yanına bir de kahve yapalım. Bol baharatlı yiyoruz her şeyi. Kahvenin içine de bundan ekliyorum.